Bu dersimizde ise bu step kütüphanesinde form kontrolleri nasıl güzel bir hale getiriyoruz örneğin. Şimdi ilk olarak her bir form elemanını bir satırda barındıralım ve bir div ekleyelim ve her bir satırı da birbirinden ayırmak için mb3 diyelim. Yani alttan biraz margin bırakmış olalım. Şöyle 3 olsun. Ve mb3'ün içerisine bir label ekleyelim. Form için bir text bilgisi olsun. Buradan örneğin şöyle mail alanı olsun. İsim olarak mail. Gelip buradan şöyle mail diyelim. Ve gelip buradan da bir input text kontrol değil. Buradan şöyle email kontrolü ekleyelim. Type email olsun. Name kısmı gelip şöyle email olsun. ID kısmı email olsun. Ve gelip class bilgisine gelip form kontrolü yazıyoruz. Ve hatta placeholder kısmını kısmında doldurabiliriz. Şöyle enter email diyelim. Şöyle de kaydedelim. Ancak bir de label'ın da şöyle class bilgisini dolduralım. Buna da şöyle form label diyeceğiz. Yani input kontrollerine form kontrol ediyoruz. Label ise form label. Gelip uygulamaya baktığımızda bakın body içerisinde bir padding uygulamıştık. Padding'in çerçevesinde yani padding'in alanı kadar bir form kontrolü bu şekilde karşımıza geliyor. Ya da bir aşağıya bir text araya da ekleyebiliriz. Örneğin şuraya gelelim ve buradan şöyle tekrar mb3 olsun ve alttan gelecek olan elemanla bir boşluk olsun. Ve burada örneğin şöyle intro isminde bir alan olsun. Ve buradan form label'a şöyle intro diyelim. Ve buradan type bilgisi değil. Bunu text area olarak tanımlayalım. Şöyle text area diyelim. Tab tuşuna basalım. Buradan şöyle intro. Şöyle intro. Ve buradan kolon ve row olmasın. Buradan şöyle class bilgisine tekrar şöyle form kontrol diyoruz. Şöyle kaydedelim. Baktığımızda bir tane text araya kontrolümüz ve gördüğünüz gibi bu şekilde. Peki form kontrolleri kolaylıkla boyutlandırabiliyoruz. Yani paddinglerini değiştirebiliyoruz daha doğrusu. Şöyle mb3 diyelim. Buradan örneğin şöyle name diyelim. Şöyle name olsun. Şöyle id kısmı, şöyle text kısmı pardon name değil. Şöyle text olacak bir text kontrolü. Ve buradan name kontrolü için, şöyle name için gelip name diyelim. Örneğin kullanıcı adını burada temsil edebiliriz. id olması gerekmiyor. id'leri buradan silelim. buradan şöyle enter name diyelim ve şurası da name olsun ve buradan form kontrol yazdığı zaman normal boyutlarda karşımıza çıkıyor bunların alternatif olarak şöyle form kontrol sm diyebiliriz small bir form kontrol ya da bunu aşağıya alalım bir tane daha ve buradan da şöyle form leg diyelim burada şöyle surname olsun Şöyle kaydı bakalım. Baktığımızda bakın padding'i düşürülmüş olan bir form kontrol ve ayrıca burada padding'leri arttırılmış olan ve yazı tipi de gördüğünüz gibi arttırılmış olan bir form kontrol. Gelip aşağıda bir tane daha form kontrol ekleyelim. Buna da şöyle red only diyelim. Ve buradan şöyle form kontrol lg'yi buradan alalım. Ve buradan şöyle placeholder'ını da şöyle alalım. Ve gelip buradan şöyle red only attribute'unu buraya eklediğimiz anda Baktığımızda gördüğünüz gibi sadece okunabilir. İçerisine bir tekst yazamadığımız bir form kontrole direkt çevrilir. Sadece input'u sadece okunabilir. Ayrıca input görüntüsünden de bunu alabiliriz. Şöyle red only ancak class'ına gelip şuradan form kontrol demek yerine şöyle plain şöyle tire plain text dersek eğer bir gelip buraya örneğin şöyle email diyelim ya da şöyle username diyelim şöyle kullanıcının username olsun ve gelip username içerisine ise Şöyle value bilgisine gelelim ve username'e şöyle bir username yazalım. Şöyle kaydedelim. Baktığımızda bakın burası label kısmı burası ise input. Yani burada yazmış olduğumuz input bakın tamamen input görüntüsünden çıktı ve sadece buraya input'un değeri şeklinde yazılmış oldu. Daha sonra gelelim. Şöyle bir label alacağım aşağıya. Şöyle bir div alalım aşağıya. Şöyle div'in label kısmı şöyle cities olsun. Örneğin şehirler input'u oluşturalım. Şöyle gelip şuraya şöyle city diyelim Şöyle şehirler olsun ve type kısmı buradan şöyle text olarak buraya gelsin ve buradan şöyle name id kısmını yazma edebiliriz. Şöyle gelip buradan şöyle type diyelim. Ve daha sonra kullanıcı buraya gireceği değerleri şehir bilgilerini inputtan girecek ve inputtan girerken de örneğin bir A harfi dediği zaman örneğin Adana ya da R harfi dediği zaman Rize karşısında kullanıcının çıkmasını istiyorum. Dolayısıyla burada bir tane data list oluşturabiliyoruz. Gelip şöyle data list. Tabi data list bilgilerini JSON bilgi olarak buraya aktarıyor olmamız gerekiyor. Örneğin bir JavaScript aracılığıyla. Ve bu optionlar, bu seçenekler arasından da bu bilgileri direkt aktarabiliriz. Örneğin gelip buradan şöyle city list şeklinde bir tanımlama yapalım. Ve bu gelip buraya optionlar ekleyelim. Buradan ekleyecek olduğumuz optionları value'ları içerisine. Örneğin şöyle Kocaeli diyelim. Şöyle İstanbul, İzmir. Şöyle İzmir. Şöyle Rize diyebiliriz. Bunları diyelim ve burada ilgili data listi input ilişkilendirmek için yapmamız gereken buradan list özelliğine gelip buradan şöyle city listi vermek. Bunu verelim. Ve gelip baktığımızda bakın buradan bir değer girmeye kalktığımızda zaten bize burada bakın girebileceğimiz olduğumuz değerler karşımıza geliyor. Gelip buradan K dediğimizde bakın Kocaeli karşımıza gelir ya da gelip buradan şöyle İ dediğimizde İstanbul karşımıza gelir. Burada iki tane Kocaeli yazmışız. Yanlışlıkla Şöyle Kocaeli, İstanbul, şöyle Ankara, Rize diyelim. Baktığımızda bakın örneğin A dediğimizde Ankara karşımıza gelir. Buradan gelip şöyle seçtiğimiz Ankara direkt bu şekilde gelir. Ya da bir selek kutusunda kolaylıkla oluşturabiliriz. Gelelim buradan bir sele kutusu oluşturmak için şöyle şunları alalım. Ve buradan şöyle tekrar şehirler diyelim. Ve şurayı silelim. Ve burada şöyle bir select kutusu oluşturalım. Select için name id yazabiliriz. Tabii ki yazma edebiliriz. Şu anda bunları kullanmayacağız. Ve gelip class bilgisine şöyle form bu sefer select diyeceğiz. Form select diyeceğiz ve daha sonra bunların tabii option bilgileri olacak. Yani data liste silelim. Data liste silelim. Direkt select'in arasına gelen optionlar olmuş Sonuçta bunlar için de aynılarını zaten tanımlayacaktık. Gelip buradan şöyle aşağıya gelelim. Select'in select içerisinde Ekçe olduğumuz vali bilgileri ve valilere karşılık gelecek olan bilgiler ise örneğin şurası option bilgisi gözükecek olan bilgi şurası İstanbul şurası Ankara burası Rize ve gelip buradan kullanacak olduğumuz bilgiler örneğin kocaeli için 41 diyeceğiz buradan İstanbul için 34 şuradan Ankara için 06 Rize için buradan 53 bilgilerini gireceğiz ve Backend'ini kullandığımız zaman tabii ki 53 bilgisini alacağız ve 53'e karşılık gelen yani kullanıcı aslında Rize'yi görecek ancak Rize'yi seçtiği zaman 53 bilgisi bizim için geçerli olacak. Peki gelip bakalım nasıl bir görüntü oluştu. Evet baktığımızda bakın şehir bilgileri bu şekilde karşımıza geliyor. Peki bunların tabii ki boyutlarıyla nasıl oynarız? Aynen yukarıda gelip form kontrol lg yazdığımız gibi gelip burada da şöyle bunlardan aşağıya doğru alalım. Ve burada şöyle form select Örneğin buradan lg dediğimizde büyütülmüş ya da sm dediğimizde küçültülmüş bir select kutusu karşımıza gelir. Bunlardan aşağıya bir tane daha alacağım ve buradan açılmış bir şekilde yani birden fazla eleman seçmek istediğimizde kontrol tuşuna basarak bunun içinde gelip buradan select kutusuna şöyle multiply dediğimizde ve baktığımızda bakın özellikler bu şekilde karşımıza gelir. Buradan birden fazla değer seçmek istediğimiz zaman kontrol tuşuna tık, seçerek ilgili elemanları seçebiliriz gördüğünüz burada da lg görüntüsü yani large görüntü de karşımıza geliyor tabii ki herhangi bir tanesinin seçili olarak kullanıcı karşısına gelmesini istiyorsak bu durumda select deriz ve select da başlangıçta seçili olur ve select kutusu açıldığında kaç tane gösterilmesini istiyorsak örneğin biz buradan dört tane eleman girdik, size'ına 3 diyelim kaydedelim ve baktığımızda bakın üç tane gözüküyor ve dördüncü görmek için de buradan aşağıya doğru indirilir bu şekilde 4 tane eleman Peki son olarak da gelip bir input file kontrolü nasıl kullanılır buna bakalım. Şöyle div diyelim, şöyle form-file diyelim bu şekilde bir konteynerimiz olsun. Konteyner içerisine bir tane input file kontrolü ekleyeceğiz. File kontrolü name id bilgisini şöyle yazmayalım, class bilgisini şöyle form-file-input diyeceğiz ve altına bir label ekleyeceğiz. Label'ın bir class bilgisi olacak, class bilgisi form-file-label olacak. Ve bu label'ı ne ile ilişkilendireceğiz? Yukarıdaki input'la dolayısıyla şöyle custom file diyelim. Bu şekilde bir isim verelim. Gelip bunun id bilgisini de bu şekilde yazmamız gerekiyor. id bilgisiyle for da tanımlamış olduğumuz elemanı ilişkilendireceğiz. Ve label'ın içerisine gelip şöyle bir span ekleyelim. Span'a şöyle form file text isminde bir class ekleyelim. Ve buradan örneğin şöyle dosya seç diyelim. Bu şekilde bir text input'un içerisinde yazacak ve aynısından aşağı doğru bir tane alalım. Bu sefer de bir tane buton oluşturacağız ve butonun text bilgisi ise şöyle bir dosya ara diyelim. Şöyle farklı olsun kaydedelim. Ve baktığımızda bu şekilde bir görüntü karşımıza geliyor. Gördüğünüz gibi inputun text bilgisi ve burada da buton. Butona tıkladığımız zaman bu şekilde dosya aramak için gerekli olan içerik karşımıza geliyor. Peki bu dersimizde temel form elemanlarını öğrendik. Bir sonraki dersimizde ise radyo buton, checkbox ya da range gibi kontrolün kullanımını öğrenelim.